Bugün İlmiye Uzadı'nda birini konuşacağız. Kendisini yakından tanırım. Aşağı yukarı bir 80 yıldır. Hilmi Yavuz benim için ne ifade ediyor? Aslında doğrusu bu konuda çok fazla düşünmüş olduğumu söyleyemem. Ama zaman zaman bu soru aklıma gelmiyor değil. Verdiğim cevaplar çok tatminkar da olmayabilir. Yani Hilmi Yavuz'un benim için ne ifade ettiği konusunda, ama şöyle bir şey. Bazı şeyleri çok iyi yaptığını, bazı şeyleri de hiç yapamadığını, hatta yapmaya yeltendiğinde bile fevkalade, hani kaba tabirle söylemek gerekirse, ağzına yüzüne bulaştırdığını biliyorum. Zaman zaman bu özelliklerinden dolayı da kendisiyle yarı şaka, yarı ciddi, yani biraz dalga geçtiğim de olmuştur ayrıca. Genelde iyi bir insan. Genellikle yaşamını büyük ölçüde okumaya adamış biri olarak düşünüyorum. Çok geniş bir kitaplığı var. Aşağı yukarı bir 15 bin civarında kitabı olduğunu sanıyorum. O da bilmiyor zaten kaç tane olduğunu. Ama evinde şimdi yeni kitaplara yer açabilme gibi bir imkansızlıkla karşı karşıya kaldığını da biliyorum. Yani bana çok şikayet etti çünkü. Ya yeni kitaplar alıyorum, bir türlü onları nereye koyacağımı bilmiyorum. Raflar 3 sıra oldu arka arkaya falan diye. Şeyi sever mesela, müzik sever. Müzik konusunda herhangi bir ayrım yapmaz. Yani klasik batı müziğini de, klasik Türk musikisini de çok sever. Ama buna karşılık mesela benim çok ilgilendiğim ama onun hiç yüz vermediği bazı müzikler de var. Mesela caz müziği gibi. Vesaire vesaire. Yani şöyle söyleyeyim, aslında nefret etmemeye çalıştım diyeyim. Ama yani nefret etmemi mümkün kılacağını düşündüğüm bir takım durumlarla da karşılaşmadım değil. Ama bunlar ikimizin arasında çok entim bir mesele. Onun için hangi meselelerde kendisinden nefret etmek istediğim halde nefret edemediğimi maalesef söyleyemeyeceğim. Yani ikimizin arasında o çünkü. Yani çok özel bir aile sırrı, öyle söyleyeyim. Şimdi bu konuda herhangi bir yani açık söylemek gerekirse Hilmi Yavuz bir hayli kendini beğenmiş bir adamdır. O yüzden duygularını ifade etmede herhangi bir problemle karşılaştığına doğrusu tanık olmadım bugüne kadar. Ama yazarken bazı konulara doğrusu takıldığı olmuştur. Bazen ensesinden bakıyorum ne yazıyor diye falan. Arada duruyor. Halbuki konuşması çok seridir ama yazarken belki de yazıya olan saygısından olacak, bilmiyorum. Yani bu konuyu kendisiyle konuşmadık. Ama yazarken çok daha ağırdır. Ve üstelik çok uzun yazmaktan da haz etmez. Yani aslında birçok ritüeli olan ama bunların içinde en büyük olanın hangisi olduğunu soruyorsun. Bu kadar çok ritüeli yok aslında. Dolayısıyla en büyük ritüel diye bir şey söylemek pek mümkün değil. Bir takım ritüelleri var. Bunlardan biri sigara içme konusundaki ritüelidir. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 14 Aralık 1980 gecesi sigara içmemeye başlamıştır. Kendisine sorarsanız kendisi sigarayı bırakmadığını ama sigara içmediğini söyler. Çünkü sigarayı bırakmak
elindeki sigarayı bırakmaktır. Yani bırakma fiilinin literal anlamdaki karşılığı, yani bırakmak. Ben bırakmadım, elimde diyor sigara. Yani şöyle yapayım mesela. Yani örnek verebilir miyim? Şöyle yapıyor. Daha nedense bende de kalmış. Alıyor mesela sigarayı. Bu sigarayı içme ritüeli vardır biliyorsunuz. Alınır, ağza götürülür, çakmak çakılır, çekilir ve sonra külü silkelenir. Bunların hepsini yapıyor. Ama hani şimdi gençler öyle söylüyorlar ya, çakma sigara içiyor. Ama sigara içmenin bütün ritüellerini yerine getiriyor. Çekiyor. Hatta zaman zaman mesela halka bile yapıyor mesela böyle. Diye. Halka bile yapıyor. Neyse, bu ilmi yavuzun şeyi. Cebime koyayım. Yani bilmem anlatabildim mi? Böyle bir şey var. Böyle bir ritüeli var. Yani şöyle söyleyeyim. En büyük değil ama en çok kullandığı ritüel. Yani günde en azından bir 4-5 defa kullanıyor bu ritüeli yani. Tabii. Şimdi benim, yani İlmi Yavuz'la daha önce bir konuşma yapılmıştı. Benimle de yapıldı o konuşma da. Ama ben İlmi Yavuz'un söylediklerini aktarayım. Sahih aşklar çocukluk aşklarıdır diyor o konuşmasında. Benim ilk aşkım ilkokul 4. sınıftayken, 4 değil affedersiniz, benim 4 de Hilmi Yavuz'unki şey sanıyorum 3. sınıftayken. Aynı okullarda okuduk ama onun aşkı 3. sınıftaydı. Orhan Gazi de, babası kaymakamdı, sınıf arkadaşı yargıcın kızı Doğdunur idi kızın adı. Ona aşık olmuştu. Hiç unutamadığı aşk odur. Daha sonra başka kadınlara da aşık oldu. Aşık olduklarından biriyle de evlendi. Ama en saf, en halisane, en eski deyimle ivazsız ve garazsız aşk çocuklukta yaşanan aşktır. Onu unutamıyor İlmi Yavuz. Annemin ölümü. Ben tek çocuğum. Ve çok el bebek gül bebek büyütüldüm. Çok yetişmemde ve büyütülmemde, öyle söyleyeyim. Şimdi İlmi Yavuz olarak konuşuyorum. Çok şey, özen gösterildi bana. Bu aynı özenin İlmi Yavuz'a da gösterildiği anlamına geliyor. Çünkü hep birlikteydik zaten. Dolayısıyla onun da şeyi, o olmuştur. Yani el bebek gül bebek büyütülmüş olmanın getirdiği bir şey olmuştur. Bir iyi yetişmişlik söz konusu olmuştur. Ben birçok şeyi, o da öyle şüphesiz, aileden öğrenmişizdir. Şimdi onu düşünüyor aslında, onu düşünüyor. Çok değerli kitapları var. Çok sayıda imzalı kitabı var. Yani işte son 50 ya da 60 yıl içinde kendisine imzalanmış olan, daha ilk gençlik yıllarından itibaren kendisine imzalanmış olan kitaplar da var. Bazı imzalı kitaplar çok değerli gerçekten. Ne yapacağını bilmiyor. Aslında iki oğlu var.
Ali ve Ömer. Onlarla bir şekilde sırası geldiğinde konuşmayı ve onlara danışmayı düşünüyor. Yani onların vereceği karar doğrultusunda davranacak. Kendisinin bana söylediği bu. Yani hiç belli olmaz, bilmiyoruz. Yani bir bakarsın birdenbire bir üniversiteye ya da ne bileyim ben İSAM'a vesaire bir yere bağışlayabilir yani. Sonlandırmakta zorlandığım şiirim yok. Ama şiir yazma süreci bende bir hayli uzundur. Yani bazı şiirleri ben de, Hilmi Yavuz da en azından bir 15 ya da 20 müsvedde yaptıktan sonra tamamlarız. O da öyledir, ben de öyleyimdir. Yani çok benziyoruz bu konuda birbirimize. Yani şiir yazma eylemi konusunda da, aile ilişkileri konusunda da falan çok benziyoruz birbirimize. Neredeyse tıpatıp aynı yüzde diyebilirim yani. Bu kötü bir şey tabii ama ne yapalım yani, elde değil. Yani. Vardı daha doğrusu. Hilmi Yavuz sigarayı bırakmadan önce kahvesini, sigarasını ve sevdiğim müzikleri koyar ve öyle çalışırdı. Ama şimdi sigara içmiyor ama dediğim gibi demin yaptığım çakma ritüelde olduğu gibi o işleri yapıyor, kahvesini içiyor, müziğini dinliyor, öyle yazıyor. Bunu sadece şiirler için değil, yazmakta olduğu neyse tümü için geçerli bir ritüel. Gündelik hayata karşı getirdiğim en büyük eleştiri. Şimdi tabii çok filozofik bir şey falan belki söylemesi gerekir diye düşünüyorsun, bilmiyorsun ama öyle değil. İstanbul'da yaşıyor olmanın, özellikle Taksim'de bir apartman dairesinde, kira evinde yaşıyor olmasının, çok küçük bir apartman dairesi, çok uzun bir süredir orada oturuyor kirada. Evin içinde dolaşacak yer yok, bir de kedisi var falan. Şehri yaşanılır bir kent olmaktan çıkaranlara karşı bir hıncı var. Belki en büyük hıncı odur diyebiliriz. Çünkü İstanbul şehrinde gündelik yaşamın en basit yapıp etmelerinin bile bir takım örtük tuzaklar ya da tehlikeler taşıdığını biliyor. Yani örneğin Taksim'den Cihangir'e yürüyecekse eğer, biliyorsunuz orada yaya kaldırımları 25 santim falan civarındadır. Üstelik yollar, döşenmiş olan taşlar vesaireler insanı daima önüne bakarak yürümesini zorluyor. Annemin, onun da annesinin tabii, bir sözü vardı çocukken. Oğlum yürürken önüne bak diye. Bunun hikmetini, oğlum yürürken önüne bak sözünün hikmetini, annemle bilge kadınmış diye düşünüyor. Gerçekten çok bilgece bir şey. Çünkü önüne bakmadan yürüdüğün takdirde İstanbul'da iki adımda bir tökezleyip bir yerini kırman, düşerek bir yerini kırman mümkün. Sakınarak yürümenin, yani İstanbul'da mesela artık flanör olarak dolaşmak, yani kenti bakışlarıyla estetize etmesi falan gibi bir durum artık söz konusu değil tabii yani. Onun için yürümek en çok sevdiği şeylerden biridir. Çok sağlıklı bir şey ayrıca tabii belli bir yaşta. Onu yapamamanın
getirdiği bir şey var. Bir hüzün var, bir o hüznün hınca dönüşmesi de var tabii. Ne söylerdim acaba İlmi Yavuz'a? Ya da İlmi Yavuz ne söylerdi mi? Ben mi İlmi Yavuz'a ne söylerdim? Yoksa aynı şey mi? Fark etmez nasıl olsa. Hep aynı şeyleri düşünüyoruz zaten. Maalesef. Aklını başına topla İlmi Yavuz derdim. Çünkü adam şair. Yani gerçi bir işte okuryazar, entelektüel ya da falan var ama zaman zaman şairliğe ağır basıyor ve başında kavak yerleri esiyor falan. Onun için kendisini zaman zaman uyararak onu kendisine çekidüzen vermeye zorlamak gerekiyor. Bu uyarılar da kendisini ne kadar zorlar onu da bilemiyorum ama herhalde aklını başına topla İlmi Yavuz derdim diye düşünüyorum. O da bana aynı şeyi söylerdi. Yani şimdi bunu itiraf etmekte bir sakınca yok. Benim de zaten aklım bir karış havadadır yani onun için.